hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog genel yayın yönetmeni. Bu hafta seçmiş olduğumuz ürün, görmüş olduğunuz ZTCool. ZTCool geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de piyasaya çıktı. Giriş seviyesinde bir Android cihazı ZTCool. Tasarımı size biraz tanıdık gelebilir, bunu söylemek gerek. Cool, Türkçe olarak çevirecek olursak Türkçe'ye güzel, çekici, iyi anlamına geliyor, etkileyici anlamına gelebilir. ZTCool da tasarımıyla kullanıcıları, özellikle giriş seviyesi bir telefon arayan kullanıcıları kendisine çekmeye çalışacak. Görmüş olduğunuz gibi ortada bir metal bölümünde şerit, alt devresinde plastik iki tabaka var. Cihazda 3.5 inçlik bir ekran var, 480x800 piksel çözünürlüklü, nispeten yüksek bir çözünürlükte ekrana geldiğini söyleyebiliriz giriş seviyesi için. Telefonda bunun yanı sıra 800 MHz'lik tek şekilde işlemci var. 150 MB'lık sabit bellek var, ancak 32 GB'a kadar destekli microSD kart yuvası var ve bu sayede cihazın depolama alanı daha da arttırılabiliyor. Bunun yanı sıra cihazda 2 GB'lık bir microSD kart da yüklü gelmekte, bunu da belirtelim. ZTCool'un tasarımına biraz daha yakından bakacak olursak, sol tarafta micro USB port var, buradan hem şarj hem de bilgisayar bağlantısı işlemleri gerçekleştiriliyor. Sağ tarafta ses tuşları, üst tarafta güç butonu ve 3.5 mm'lik baktık jack'ı var. Altta da mikrofon yer almakta. Kapağın arkasında da, arka bölümde kapağın arkasında da bataryası yer almakta. ZTCool'un ana kamerası 5 megapiksel çözünürlük desteğine sahip. Bunun sıra bir flash var. Bu da düşük ışıklı ortamlarda bile nispeten tatmin edici fotoğraflar çekmenizi olanak sağlıyor. Önde de VGA kalitesinde bir kamera yer almakta. Bu da video görüşmeler için ideal gözüküyor. ZTCool'la ilgili başka söyleyeceklerimiz var. Android 2.3 Gingerbread desteğine sahip bu cihaz. Genellikle fazla bir özelleştirme görmüyoruz. Android'in tam arayüzü yüklü gelmekte telefonda. Google uygulamaları, bunun yanı sıra çeşitli uygulamalarda ZTCool'da yüklü şekilde gelmekte. ZTCool çoğu kablosuz bağlantı bileşenini barındırmakta. Wi-Fi, 3G, bunun yanı sıra Bluetooth var. GPS ve mobil geniş band 3G desteği var. Bu sayede ZTCool kullanıcıların mobil ortamda iletişim ve sosyal medya ihtiyaçlarını karşılayacak bir telefon gibi görünmekte. Bunu da belirtelim. Telefonda Facebook, Twitter gibi uygulamalarında yüklü geldiğini ayrıca belirtelim. Google Play Store'dan da uygulamaları indirmek mümkün bir telefona. ZTCool'la ilgili daha fazla detayı bu hafta içerisinde yayınlayacağımız incelemeyle bulacaksınız. O incelemede benchmark sonuçları, kamera performansı, kullanıcı deneyimiyle ilgili notlar hepsi bulunacak. Bu haftaki incelemeyi beklemenizi tavsiye ederim. Eğer giriş seviyesinde bir telefon arıyorsanız ZTCool'un Türkiye satış fiyatı yaklaşık 550 lira. Bunu da programda belirtmeden geçmeyelim. Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yeni bir haftanın ürünü bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.